6 Ekim 2024 Pazar, İstanbul At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Bugün İstanbul'da 10, Adana'da ise 9 koşulu bir program var. Normalde gündüz programında ikinci altılı tahminleri yapıyorduk. Bugün ise sadece bugüne özel bir değişiklik olacak. Bugün İstanbul programlarında her koşuda dikkat çeken isimleri ve takip atlarını sizlerle paylaşacağız. Her koşuda bir ya da birkaç isim önerimiz olabilir. Koşu sonunda bir sıralama önermeyeceğiz. Çünkü sadece dikkat çeken isimleri ve takip atlarımızı not almanız için paylaşacağız. Pazar günü İstanbul'daki her iki altılı için detaylı analizlerle son dakika duyumlarını birleştirerek son dakika şablonu oluşturacağız. Bu detaylı yorum ve analizlerimiz yarış günü WhatsApp üyelerine gönderilecektir. Şimdi tüm koşular için dikkat çeken isimleri ve takip atlarımızı anlatacağız. Hemen yorumlarımıza geçelim. Birinci koşu. İki yaşlı İngiliz atlarının katılacağı maiden koşuda dikkatimizi çeken iki isim oldu. Son kısa sprinti etkileyici olan bir numaralı Child of Bosforus'u bugün kesinlikle değerlendirin. Çim'de mutlaka etkili koşmasını bekliyoruz. Bugün beklenen çıkışı yapabilir. İdman pistinde giderek artan form durumu olan 8 numaralı Notay Lasran'da bu yarış dahil takibe alınmalıdır. Yarışları pek iç açıcı olmasa da bugün daha nefesli bir şekilde katılacağı bu yarışı çıktığı gibi bitirebilir. Dikkat etmenizi öneririz. İkinci koşu. Bu koşuda bir numaralı Kozmos liderliği alırsa yine bitirebilir. Rakipler kendisi için çok uygun. Önde çok fazla rahatsız edilmeyecek. Tüm kuponlarda olsun. Özellikle sürpriz konumda olan ve yazmayanları yatırabilecek iki isim daha var. Bunlar 4 numaralı Mahmut Usta ve 5 numaralı Azap Kapı'dır form durumunda önemli derece artış gözlemlenen bu isimlere takı değişiklikleri de yarayabilir. Dikkat edelim ve kuponlarımızda bulunduralım. Üçüncü koşu. Bu koşuda bir numaralı Ribbon and Bova dikkat edelim. Giderek artan bir form durumu var. Grubun ağır kilolu dişisi olmasından dolayı çok güvenemiyoruz ama iyi koşacağını söyleyebiliriz. 8 numaralı Wright Asrain ve 3 numaralı kum kapılı ağır tempodan dolayı mutlaka tüm kuponlarda olsunlar. Çok iyi durumları ile dikkat çeken bu ikili, ağır tempolu gidişatta söz sahibi olabilecek kapasitedelerdir. 4. koşu. Bu koşuda 3 numaralı Tay Farkı banko yazabiliriz. Ankara'daki son işi mükemmeldi. Çok iyi form durumunu koruduğunu gösterdi. Aradan sonra ilk yarışını kazanmış olması bir soru işareti olabilir. Fakat 21 günlük dinlenme ile bu sorun ortadan kalkabilir. Kocakaya idaresinde Adana'dan sonra İstanbul'da da ilk çim pist birinciliğini alabilir. Bu koşuda başka bir at önerimiz olmayacak. Tay farkı çok tutuyoruz. Günün bankosu olarak yazacağımızı belirtelim. Yarış günü çok farklı duyumlar olursa elbette değişiklik yapabiliriz. Bugün için 3 numaralı tay fark bizim gün içerisindeki net bankomuzdur. Beşinci koşu. Bu koşuda çok tuttuğumuz isim 6 numaralı Street Lady'dir. Çim yarışlarında beklentilerin yüksek olduğu bu kısrak, beklenen şekilde koşup kazanamadı ama kısmen bu gruba göre iyi yarışlar sergiledi. Bugün Ayhan Kurşun idaresinde yarışacak. İdmanlarında çok istekli olduğunu fark ettik. Binicisi iyi idare ederse bugün kazanan olabilir. 3 numaralı Wirt Avenue, 7 numaralı Narjina ve 9 numaralı Simaze'de ufak da olsa farklılaşmalar var. Bu üçlüyü hem yazalım hem de takibe alalım. 5 numaralı Medleydi'nin Kocaeli pistindeki hazırlıkları beğenildi. Dinçlikle çok ters bir yarış çıkarabilir. Dikkat etmek gerekir. 6. Koşu Gökhan Kocakaya tercihli bu yarışa hedef yapılan iki numaralı Gökberk, Ekürisi ile birlikte bu grupta çok şanslıdır. Ekürisi de kaznabilir fakat stili rakipleri olduğu için Gökberk daha çok şanslıdır. Bu tayın yanına, idman pistinde çok güzel görünen 4 numaralı Il Postino ve son işini beğendiğimiz 6 numaralı Sadrn Fire'ı yazalım. İkisi de çok güçlüdür ve bu grupta yarış kazanabilecek potansiyelde atlardır. İlk sentetik yarışına çıkacak olan 5 numaralı Nart Ateşi buranın sigortası olabilir. Sentetikte nasıl koşacak bilemeyiz fakat koşarım derse elbette rakip tanımaz. 7. Koşu bu koşu günün en zor yarışlarından biridir. Liderliği alabilecek süratli bir isim yok. Eğer iç kulvar avantajını iyi çıkarak değerlendirebilirse 6 numaralı Erlikan liderliği alabilir. Bu kiloda bitirmesi bizi şaşırtmaz. Ekürilerden 4 numaralı Cidalı Kenan, Kocakaya idaresinde 8'de 4 yapan 3 numaralı Lujya ve bugün iyi bir yarış beklediğimiz 5 numaralı hızlı ayakta tüm kuponlarda olsun. 8. koşu. Bu koşuda 15 numaralı Julie de kız yine ilk sıradan yazılabilir. Kazanması için süratli bir tempoya ihtiyacı yok. Bugün için sprint mesafesinin iyi ayarlanması gerektiğini belirtelim. Her zamanki binicileri olmadığı için ilk sıradan yazmakla yetinelim. 10 numaralı Kuzgun Bey bugün önde rahat kalırsa bitirebilir. Mehmet Akyavuz Ankara'da doğan kardeşler ile kazanırken öndeki tempoya ayak uydurmamıştı. Bugün de rakiplerini kendi temposuna çekebilirse kazanma şansı artar. 13 numaralı Yeniköy ve 8 numaralı Kahramanoğlu çok iyi durumları ve 3'te 2 yapan binicilerinden dolayı kuponların olmazsa olmazıdır. 1 numaralı Alattin 4 numaralı Daş Fatih ve 5 numaralı Eflahta idman pistinde kısmen farklılık gösteren isimler olup 100 priz kuponlarda yerini almalılar. Dokuzuncu koşu. Bu koşuda 3 numaralı Deniz Efe yine günün ağır favorisi olacak. Ara sonrası dinçlik yarışlarını da her zaman iyi yapabilen bir isim. İdman pistinde her zaman düzenli çalışan ve formunu koruyan Deniz Efe yine kazanmaya yakındır. Biz bu koşuda son yarışını da kazanan 4 numaralı Haznedar'a dikkat etmenizi önereceğiz. Deniz Efe'ye belki gücü yetmeyebilir ama bugün üst düzey formu ile zorlayabilir. Eğer Deniz Efe'yi yıkmak istiyorsanız mutlaka kuponlarınızda bulundurunuz. 10. Koşu Son koşuda sürpriz konumda olan 3 numaralı reise dikkat. Alacağı dilbağı bağı ilavesiyle bugün çok ters bir yarış çıkaracak. Dikkat diyoruz. 7 numaralı Queen Redemons'i de idman pistinde iyiye giden durumu ile dikkat çekiyor. Bu yarışta Hill Takin'i alalım. Kazanması uzun sürmeyecektir. tüm koşulları kısaca yorumladık. Analizlerimize takılan isimleri ve dikkat çeken tüm atları paylaştık. Yarış günü son dakika duyumları olacak. Detaylı yorumlarla güncel bilgileri harmanlayıp güzel bir şablon çıkaracağımızı düşünüyoruz. Yarış günü son dakika güncel yorumları ve şablonları almak isteyenler, 0542 832 1444 numaralı WhatsApp hattımızı ekleyip bilgi alabilirler. Herkese bol şans dileriz.